Herkese merhabalar. Yine bir taktik videosuyla sizlerle birlikteyiz. Taktik videolarını takip eden arkadaşlara selam olsun buradan. İnşallah daha sık gelir bu tarz araştırma inceleme videolarını ben daha çok seviyorum. Hem teknik direktörlerle alakalı bazı şeyler öğreniyorum. işte biraz daha birkaç bilgi daha edindiğim zaman diğer kariyer videolarına göre beni daha çok mutlu eden videolar ortaya çıkıyor. Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Jorge Jesus taktiği yani bir tane yapmayacağım anlaşılan o. Çünkü e, bu oyun planı, oyun amacı belli. E, aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz. Bununla alakalı bir sıkıntı yok ama. Dizilişleri e, sürekli olarak değiştirebiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, örnek vereyim. Flamengo döneminde maç e, maçkolik ya da transfer gibi sitelerden maç maç dizilişlerine baktığınız zaman büyük çoğunluğun 4-2-3-1 olarak görürsünüz. Ama oyuncuların ortalama pozisyonlarına baktığınız zaman e, 4-4-2 Diamond görürsünüz, 4-2-4 görürsünüz, işte asimetrik 4-2-3-1'ler görürsünüz falan. Özellikle ben gittim, Kupa Libertadores finalini izledim. Yayıncı kuruluş kadroları verirken klasik 4-4-2 olarak dizdi Jesus'un Flamengo'sunu. E, e tabi biraz istatistiklere baktım, oyuncuların ısı haritalarına vesaire falan derken, e, ortalama pozisyonlara bakıyorsunuz mesela e, resmen e, 4-4-2 Diamond yani oyuncuların ortalama pozisyonları bu. 4-2-3-1 olarak da sahaya çıksalar, 4-4-2 olarak klasik 4-4-2 olarak da çıksalar çok daha farklı olduğunu görüyorsunuz. Yani e, burada net olan bir şey var. E, stoperler, bek oyuncuların ne oynayacağını çok bariz biliyorsunuz. Önlerinde oynayan ayağı düzgün bir tane e, çapa var. FM dilinde gizli libero diyebiliriz buna. Kaleci de belli. Yani geride olan 4 savunmacı, bir ön libero ve kaleci de dahil olmak üzere 6 kişinin ne yaptığını biliyorsunuz. Ama bunun önlerinde oynayan 5 kişi belli görevleri var. Evet ama sürekli olarak alan değiştiren özellikle kanat ve hücum oyuncuları sürekli kanat değiştiren, hücuma çıkan yani kanatta gördüğünüz bir oyuncu neredeyse ikinci forvet gibi hatta ısı haritasında ikinci forvetten daha fazla forvetten daha fazla ceza sahası içine koşullar koşular atmış, ceza sahası içerisinde topla buluşmuş oluyor. O yüzden tek bir şey de işte Jorge Jesus bunu oynatıyor diyebileceğim bir diziliş yok. En son Benfica dönemine de baktık. arkadaşlarla bu arada Twitch'te canlı yayın yaptık 3 bölümlük. İzleyen isteyen arkadaşlar oradan daha detaylı da izleyebilirler. Yani Benfica'da baktığımızda orada da bir üçlü savunma vardı. 4-1-3-2'den bu üçlüye geçiş süreci olmuş mesela. En son teknik direktörlük kariyerinde Benfica'da. E tabi bunların hepsi oyun planları dahilinde yapılan dizilişler. Ben şimdi burada Sporting'de bir dönem uyguladığı 4-4-1-1 ama çift altılı sistemi yapmaya çalıştım yani iki ön libero yapmaya çalıştım hastalık bu futbolun Jorge Jesus analizini muhakkak izlemişsinizdir oradan biraz da esinlendim tabi yine biraz oyuncuların özelliklerine neler olup neler bittiğine de baktım ve böyle bir şey çıkardım Tabii %100 böyle kesinlikle diyemem. Ee, siz bir teknik direktörün e, taktiğini yapmaya çalışırsınız, benzetmeye çalışırsınız. Evet ama oyunda başarı yakalayamazsınız. O yüzden biraz da oyunda da karşılığını alabileceğimiz bir şeyler yapmaya çalıştım. Ee, öncelikli olarak e, direkt kanatlardan girmek istiyorum ben. E, bir tarafta daha atletik, daha bitirici e, bir oyuncu. Gerçi İrfan'ın da bitiriciliği. Fena değil 12 ama atletik atletik yapısı e, Valencia'dan e, biraz daha düşük bunu e, ve bitiriciliği biraz daha düşük Burada şöyle bir şey var e, Sporting döneminde yani 4-4-1-1 oynadığı dönemde e, Bir kanatta Gelson Martins daha atletik daha çabuk e, daha süratli bir oyuncu e, Diğer kanatta da değişmeli de olsa bugün Hatay Spor'dan da tanıdığımız e, Ruben e, Ribeiro o dönemler tabi biraz daha genç olduğu için daha e, dizilişlerde en azından kanatta gösterilebiliyor. Zaten e, kanatlarda da e, yetenekli tam atletik yapısı eyvallah ama bir tane de yetenekli oyuncu tercih ettiği dönemler de olmuş. İşte Ruben e, Ribeiro gibi, Marcos Acuna gibi, Brian Ruiz gibi e, atletik yapısı da var eyvallah ama e, top kullanma becerisi diğer kanattaki oyuncusundan. Daha iyi olan oyuncular kullandığını da görüyoruz. Bu her zaman böyle değil bu arada. Gittiği takımda eğer bu tarz e, denemeler yapabileceği oyuncular varsa bunu kullanıyor. O yüzden de Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda da İrfan geçen sene de forvet arkası ya da sağ açıkta kullanılmıştı. Sağ açıkta e, veya orta sahanın sağında kullanmayı e, tercih ettiğini düşünerek de, ya da tercih edeceğini düşünerek e, böyle bir şey yaptım. Tabi bunların hepsi e, tercih e, bir gelecek. Hazırlık maçları oynanacak bir şeyler yapılacak ve biz de o zaman daha net kararlar verebileceğiz. Burada onu yakalamaya çalıştım. Yani İrfan elde mevcut oyuncu İrfan sağda daha böyle pas yapan işte oyun kurma becerisi olan bir oyuncu. Solda da Valencia tarzı işte Valencia Rossi gibi daha hücuma yönelik oyuncular tercih ettik. Bekler kesinlikle kanat bek yalnız bir tane kanat beki Ben İçeriği zorlayarak orta yap, daha fazla driplink yap ve geniş orta yap talimatını verdim. Burada da geniş alanda oyna talimatı vermedim ama içeriği zorlayarak orta yap, daha fazla driplink yap talimatı verdim. Çünkü bek oyuncuları genel olarak bütün kariyerlerinde tercih ettiği hep o sağ koridor ve sol koridor kesinlikle hani çizgiye kadar gittiklerini gördüm. Tabii rakibin müsaade ettiği müddetçe bu yapılıyor ama hakikaten eğer fırsat bulmuşlarsa. Rakip korner direğine kadar o bek oyuncuların gittiğini görüyoruz. Oyunu bek oyuncularıyla genişletiyor. Bindirme yapmayı seven bek oyuncularıyla oynadığında hemfikiriz. E, defansta da bir tane stoper pasör. Diğeri de standart stoper olarak bıraktım. Zaten kimince çok iyi bir stoper. Atilla Salahi de yine eldeki mevcut kadroda sol ayaklı. işte hava topları falan iyi en azından savunmada. Şöyle özellik itibariyle de ayağı da düzgün olduğu için bu görevi verdik. Gelelim önlerinde oynayan oyunculara. Normalde tek ön libero ile ya da 4-4-2 olarak gözükse bile iki orta saha kullanıyorsa bir tanesi stoperlerin arasına giriyor. Yani çok net bu. Ama burada ben hani 2-6'dan yola çıkarak burada bir savaşçı orta saha destek yaptık. yani ön alanda pres yapacak. Geride de önde de fark etmiyor topu nerede kaybederse kaybetsin takım savaşçı orta saha hemen ilk müdahaleyi yapmaya çalışacaktır e Diğer tarafta da e, Yine presi arttırabileceğim bir rol e, volante segunda volante kullandık ki Crespo'da zaten Çalışkanlığı takım oyunu e, Bu dinamizmi gösterebilecek bir oyuncu biraz da atletik yapısı da fena değil çok iyi değil ama Fena değil Ozan'la birlikte e, Değişmeli olarak kullandırmaya çalıştım ikisini Burada çok zorlandım ama bir de e, Luis Gustavo vardı kullanabileceğim ama sezon içerisinde çok çabuk düşüyor. O Atletik yapısı özellikle bittiği için bu ikili beni çok zorladı. E, i̇şte sakatlıklar, cezalar, kondisyonlar düştü vesaire derken bayağı zorlandık. Orta saha boş kalmasın diye de Pelkas'ı ofansif orta saha destek olarak kullandım ve daha fazla link yap, boş alanlara koşu yap talimatları verdim burada hani orta saha çok boş kalmasın diye yaptım bunu. Yani gizli forvet yaparsak bura orta saha hepten rakibe bırakıyorsunuz. Ama ofansif orta saha destek tercih edilirse savunmada kalenizin önüne kadar geldiğini göreceksiniz burada ofansif orta sahadaki oyuncunuzun. Oyun anlayışı pozitif futbol. Zaten hani işte topa sahip olalım, hücum yapalım, hücum oynayalım tarzına bir teknik direktör olduğu için bunu yaptık. Ee, biraz kısa paslaşma ve tempo biraz yüksek bu pasla alakalı biraz da yani pas boyunu kısa attıkça veya uzattıkça bu değişiyor takım alıştırır alıştırırsanız kısa pas da deneyebilirsiniz tercih edebilirsiniz ama ben e, biraz kısa paslaşma seçili ve biraz yüksek tempoyla e, tercih ettim burayı hücum genişliği biraz dar e, biraz daha dar alanda oynuyor diye düşünüyorum en azından öyle söyleyeyim e defanstan kısa pasla çık talimatı verdik. E, defans oyuncuları işte bekler, stoperler çok fazla topla buluştuğunu gördüm. E, burada duran top kazanmaya çalış falan özellikle bunları seçmedim. Maç içindeki serbestlik daha yaratıcı oynayı da vermedim zaten. Sağdaki, soldaki oyunculara hücum rolü verdik. Beklere de e, hani daha fazla dripling yap talimatı verdik. Onlar zaten bireyselliklerini kullanmaya çalışacaklar. Daha da takımı bozmadım yani. Burada zaten top kaybedilince karşı pres top kazan olduğuna kontraya kalk. Klasik. Beklere stoperlere topu ver talimat verdim kaleci. Ayakla kısa oyna veya işte elle kısa özellikle seçmedim. Kalecinin de pas isabetinin çok yüksek olmadığını gördüm. Yani özellikle yanındaki oyunculara kısa oynadığını düşünmüyorum. Takip etmedim bunu. Oturup analiz yapmak başka bir şey çünkü. Savunma önünde offside taktiği var. Pres şiddeti çok şiddetli. Rakip kaleci top çıkartırken defansa baskı yapıyoruz. Savunma genişliğimiz de standart. burada şimdi şöyle bir olay var. Öncelikli olarak negatif unsurlar, pozitif unsurlar var burada. Görüyorsunuz. Burada taktik olayındaki en önemli şeyi söyleyeyim size. Şu 2 6 numaranız var ya. Bunların en azından bulunduğunuz lig ortalamasına göre iyi oyuncular olması lazım. Çok üstün olmasına gerek yok. Ama iyi yani burada idare eder oyuncu kullanırsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz birkaç maçlık idare edebilir Basit maçlar kolay maçlarda idare edebilir ama Buradaki oyuncularınızın Dalaksız böbreksiz ve ciğersiz olması lazım özellikle Top nerede kaybedilirse kaybetsin ki ön alanda kaybederseniz takım da önde olacağı için direkt Ozan Burada artık savaşçı orta saha kimi kullanıyorsunuz o baskıya gidecek ön alandaki oyuncular da baskı yapacak rakibi Hataya zorlayacaksınız ama şunu da söyleyeyim Eee Pas, yani topla çıkarken ki futboldaki en büyük sıkıntı bu biliyorsunuz. Pas yaparak veya işte geriden oyun kurarak topla çıkarken artık oyuncularınız yüzünü rakip kaleye döndüğü sırada orta sahada bir top kaybı yaparsanız bir iki tane burada ön libero var gibi gözüküyor ama onlar biraz daha böyle takım boyuna göre ayarladığı için kendi yani bir gizli libero defansif oyun kurucu savunma işte ön libero tarzında çok böyle geride kalmıyor bu oyuncular aslında bakmayın yani. Top önde olduğu zaman Direkt ceza sahası çevresinde konuşlanıyorlar. E, o yüzden orta sahada topla çıkarken sıkıntı yaşarsanız e, gol yemeniz çok kolay olacaktır. E, şimdi istatistiklere biraz bakmak istiyorum. Özellikle bu taktiği denerken de burada dikkatinizi çekmişsinizdir. Stoperler birer gol atmış sadece. Serdar Dursun'un kornerden attığı goller var. Ama onun sayısı çok fazla değil. E, i̇statistiklerden önce ben bunu göstermek istiyorum size. Orada bir hem fikir olalım burada istatistikler takım detayları evet şurada savunma hücum yukarıda kaldı sanırım evet hücum burada duran top gollerine göz atmak istiyorum burada 74 gol atmışız kornerden sadece 3 gol atmışım yani bu tabi şu anlama geliyor orta yapıldı doğrudan doğru oyuncunuz kafayı vurdu gol bu sayılıyor hani Gitti öteki tarafı açıldı ortaya geldi şu şekilde gol oldu onlar sayılmıyor bildiğim kadarıyla Şurada zaten kornerden attığımız golleri görebilirsiniz çünkü ben şuna çok önem veriyorum Herhangi bir taktik yapmaya çalıştığımda Eğer duran top organizasyonlarını randomda bırakmazsam Taktiğin tam şeyini göremiyorsunuz yani oyun dara düştüğünde sıkıntıya düştüğünde oyunu çözebiliyor musunuz Problemlerinizi yoksa Duran toplardan halledip zaten maçı çözdükten sonra da rakip de gardını düşürüyor Ondan sonra da zaten çok rahat iş yapabiliyorsunuz. Burada başka evet kornerden gelen gollerde Fenerbahçe 3 gol var. Bir kicklerden serbest vuruştan 4 gol atmışız. Bu duran top organizasyonlarından da 5 gol atmışız. Ya yani bu duran top organizasyonları da standarda bıraktım artık. Burada Serdar'ın attığı goller vardır. Ona bir şey diyemeyeceğim. Serbest vuruşta doğrudan kaleye çekilen şutlar. Bunlar da çok değil. Çünkü duran top kazan demediğim için fazla duran toplar üstüne de kurmadık e, taktiği yani şurada koca sezonda e, 12 tane gol atmışız duran toptan e, yani ön direkt organizasyonu yapsaydım muhtemelen sadece kimince 12 tane kafa golü olurdu diğerlerini saymıyorum bile şimdi oyuncuların biraz istatistiklerine bakalım Serdar Dursun 32 gol atmış 20 gol ener Valencia 11 gol İrfan Diego Rossi 10 gol Burada 15 maç 11-21 maça sonradan girdi. Yani Valencia ile birlikte sol açıkta bu iki oyuncuyu kullandık. Rotasyon değişiklik vesaire. Sol kanattan 30 gol toplamda 30 gol ve 9 asistlik performans aldık. Bu çok önemli bence. Pelkas 10 gol 6 asistlik performansı var. Crespo 5 gol 5 asist. Ferdi 5 gol 5 asist. Mert 3 gol 7 asist. Mert'i de sağda oyun kurucu olarak kullandım. Bazı maçlarda forvet arkası kullandı Mert Hakan yandaşı. Samuel burada bir şey yok. Arda bir golü varmış. Asistlere bakalım. 17 asist İrfan. Nazım 11 asist sağ kanattan e, epey etkili oldu. 8 asist Serdar. Mert 7 asist. Pelkas 6. Crespo 5. Rossi 5. Ferdi'nin yine 5 gol 5 asist çok iyi. Valencia'nın 4. Ozan 4 asist. Filip Novak 3. Luis Gustavo 3 asist. Ve öyle bir 1, 1 diye gidiyor. Bundan önceki taktik denemelerinde de şundan bahsetmiştim. Ya yani Türkiye liginde bir taktik deniyoruz evet ama e, hani başka bir ligde de deneyip en azından sonuçlarını görmek lazım. Çünkü Türkiye ligi biraz kolay gidiyor diye. Yine Premier Lig'de West Ham United'la da denedik bu taktiği. E, ama önce bir fikstüre bakıp e, neler yaptığımızı göstermek istiyorum. Süper Lig'de şampiyon olduk. Aslında şampiyonluk çok daha rahat gelebilirdi ama Sezon başında taktikte hala e, oturmadığını düşündüğüm ufak tefek değişiklikler yaparak ilerlediğim bazı süreçler oldu e, ya da sakatlıklar işte cezalar vesaire gibi şeylerle uğraştık. Dediğim gibi hiç tak e, hiç takviye yapmadım. Orta sahaya kesinlikle e, bir tane daha hani Luis Gustavo da var. Üç tane bu tarz oyuncu var ya. bir Kesinlikle bir tane daha oyuncu olması lazım. Solbek verdi Eyvallah iyi bir oyuncu ama hani Aslen bir sol bek olmadığı için problem yaşadığımız dönemler oldu. Verdi'de de yani 7-0-6 son 5 maç performansı var. Sezon genelinde 6-93 gördüğünüz üzere. O yüzden sol bek bir tane daha ön libero alsaydık bence çok daha rahat şampiyon olurduk diye düşünüyorum. Burada Türkiye Kupası'nda 6. turda Antalyaspor'a Spor'a 1-0 elendik. Aslında bu maç güzel bir maçtı. Fena da oynamadık. 16 şut çekmişiz. Sadece 1 şut. Kaleye isabet etmiş. 1.75 gol beklentimiz var. Yani bu maç e, değişik, enteresan maçtı. Aslında kaleye gördüğünde vur talimatı falan da yok ama genel olarak takım kötü oynadı. Her ne kadar istediğimiz baskıyı kursak da rakibe. Avrupa Kupası'na katıldık. E, elemeleri geçtik ve 3. olduk. Burada tabii yine 6 maç yaptık ama e, taktiğimizi yine oturma dönemlerinde olduğu için 3. E, sırada tamamladık. Yani 4. de olabilirdik. Burada çok dönüş maçları var. Özellikle eee şurada Bodø/Glimt'i 1-0 yendiğimiz maç hani bu maçı alamasak iş başka bir yere gidecekti. Burada kafa kafaya bir maç geçti. Eee kalecimiz burada biraz ön plana çıktı. 4-3-3 oynuyor rakip. Bizde yine aynı e, 4-4-1-1. Gustavo falan yani şu savunma altılısı muhteşem oynadı ve eee 1-0'la burada turu geçtik. Yani bir Avrupa Kupası 2'ye gittik. Avrupa Kupası 2'de de artık bazı şeyler iyice oturmuştu. Avrupa Kupası'nda hemen şuradan Avrupa Kupası 2 yapalım. Direkt o maçlara göz atalım sadece. Zaten Makabi Hafya bizim seviyemizde bir takım değil. Gerektiği gibi oynadık. Burada kırılma anı bence Tottenham maçlarıydı. Kendi evimde 3-2 kaybettim ama 2-0 öne geçtikten sonra 66 ve 90 4 arasındaki süreçte 3 gol birden yedik. Ee, burada aslında oyunu 2-1'de öldürecek gibiydik ama işte burada gördüğünüz üzere Pelkas'ın kırmızı kartı, Sangaren'in sakatlığı falan derken takım hepten gitti. Burada görüyorsunuz Ferdi Kadıoğlu çok kötü oynamış, Ozan Tufan çok kötü oynamış, Filip ee, Novak yine aynı şekilde. Yani e, bu tarz maçlarda sırıtan oyuncular size çok sıkıntı çıkartıyor. Ligde problem yaşamıyorsunuz ama Tottenham ikinci maçı da epey keyifliydi. Burak Kapacak 90 artı 1'de attı. E, 97'de Rossi. Ondan sonra e, uzatma dakikalarında yine e, son attı ve artık maç penaltılara gitti. Yani şu Tottenham maçı da bizim için e, bir dönüm noktasıydı. Belki şu maçı kazanamasaydık hani burada ikinci da elenecektik ama geçtik Ren'i yendik çok rahat 4-4-2 oynadılar ama hiç varlık gösteremediler iki maçta da çok rahat geçtik sonra Berlin geldi Berlin'i de yendik ve finalde de Kızıl Yıldız geldi Avrupa Kupası finalinde de Avrupa Kupası 2 finalde de Kızıl Yıldız'ı yenerek bir kupa kazandık ama dediğim gibi çok dönüm noktaları yaşadık işte Bodo Glimp maçını 1-0 kazanmamız ondan sonra Tottenham maçları. Gerçi Tottenham maçında 2-0 öndeyiz, 2-1 oldu. Rakip baskı kurdu ama biz tutabiliyoruz oyunu ve 10 kişi kaldık. Tottenham karşısında da gol atmak isteyen bir Tottenham karşısında da 10 kişi kalınca pek tutunamıyorsunuz ama o maçlar çok keyifliydi. Sonuç olarak ligde şampiyon olduk. Avrupa Kupası'nda 2'de de kupa kaldırdık. West Ham United'la yaptığımız geçen sefer de yaptığım bir kariyer denemesi vardı. Orada da şampiyon olduk. Burada da şampiyonluk yaşadık. Çok enteresan. E, ya normalde e, hani bu kadar e, verim alabileceğimi düşünmüyordum ama West Ham United'la deneme sebebim de Declan Rice ve e, Thomas Sucek gibi iki tane inanılmaz ön liberosu var. E, yedekleri çok yetersiz. Mark Noble ve işte Alex Kral'ı denedik. E, yani Alex Kral, Mark Noble elbette ki iyi oyuncular ama e, Declan Rice ve Thomas Sucek'ten sonra geldiklerinde ee, yani biraz eksikliğini hissediyor bu oyuncuları Buradaki oyuncu istatistiklerine bakalım. 31 gol Antonio, 28 gol Vlasic. Acayip bir adam ya ve, ve bayağı da devamlılığı olan bir oyuncu ya. Çok yani atletik yapısı falan iyiydi, çeviklik falan tabi burada götürmüş adam ya. 51 maçta oynadı adam. Takımda en fazla maç oynayan adam mı? Kaleci var, ha, stoperler falan var, sonra o var. Thomas Sucek 15 gol, 2 asist. Penaltı gollerini de Thomas Sucek'e kullandırdık burada. Jared Bowen 13 gol, 12 asist. Ya yani adamı her yerde oynattım. Forvet arkasında oynattık. Sağda oynattık. Kanat oyun kurucu olarak. Çok verim aldım. Pablo Fornas da yine aynı şekilde 10 gol, 13 asist. Forvet arkasında da çok kullandık Pablo Fornas'ı. sola açıkta da kullandım. 5 gol Issa Diop. Manuel Lanzini 5 gol. 3 gol Declan Rice, 3 gol de Creswell varmış. Tabi Creswell'in asistleri fazla. Duran top kullanma becerisi de var Creswell'in. Biraz da oradan ekmek yedi. 13 asist Pablo Fornals, 12 asist Jared Bowen, 10 asist Declan Rice, 10 asist Vlasic, 7 asist Antonio. Tabi burada bu kadar hani gol sayıları, asist sayıları fazla. Biraz da oynadığımız takımlarda epey gol attığımız maçlar vardı. Mesela işte Slavan Bratislava'ya burada 4 gol atmışız. PSV 3 yedik ama 4 attık. PSV içeride dışarıda 4-3-4-3. 2 maçta 8 gol attık. İşte böyle çok maçımız var. 6 gol atmışız burada Slavan Bratislava'ya. Tabi bu adamlar hep istatistik yapıyor. Anlatacaklarım bu kadar. Sizler de deneyimleyip, tecrübe edip geri dönüşleri yaparsınız. Jorge Jesus'un ilk taktik videosu buydu bende. Ee, gerçekten çok değişkenlik gösteren bir hoca Fenerbahçe'de ne oynatacak çok merak ediyorum Ben tabii yine çalışmaya devam edeceğim Aklımda şu var ee, Kupa Libertadores finalindeki o 4-4-2 Diamond'a yakın bir oyun tarzı yapıp onu sizlerle paylaşmak Aklımda o var Hazırda bir tane var yapmıştım Çalışmıştık zaten Ondaki eksikleri giderirsem de direk paylaşmayı planlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.